Arkadaşlar selamlar herkese. Epeydir video çekemiyorduk. Gördüğünüz gibi ben bayağı bir değiştim. Süreç hızlı ilerledi gerçekten. Şu an 9. aydayız. 37. haftadayım, yani 37 bitmek üzere artık. Son 3 haftam kaldı. Sizlere neden video çekemediğimi göstermek istedim. Bir de biraz bu süreçten bahsetmek istiyorum. Bu dönemde bana birçok soru geldi. Nasıl hissediyorsun? Çalışma hayatına devam ettin mi? Zorlandın mı? Spor yaptın mı? Ne tür egzersizler yaptın? Ne tarz beslendin? Aktivitelerinden kısıtladın mı? Değişiklik oldu mu hocam gibi sorular geliyor. Bunlara biraz cevap vermek istedim sizlere. Benim için çok heyecan verici bir süreçti gerçekten. İlk öğrendiğim zaman tabii hormonlar değişmiş, dengesiz, heyecanlısınız, ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. İlk başta ben tabii sürpriz yaparak açıklamak istedim. Bunun ardından enerjiniz yok. Yani çalışıyorsunuz, halsizsiniz, bitkinsiniz ki ben güçlüyümdür, yani kas kütlesi fazla biriyim. Ona rağmen bile ilk 3 ayım benim uyuklayarak geçti. Yani her köşede, salonun kenarlarında yatarak geçirdim. Bir bakıyorsunuz 2 saatlik bir enerjiniz var, ardından bir anda down oluyorsunuz. İlk 3 aylık dönemde öğrendiğim zamanlarda formum çok iyiydi. Hatta karın kaslarım falan açıktı. Tabii bunun da verdiği biraz böyle şımarmayla ben istediğim her şeyi yedim. Hiçbir şekilde diyet yapmadım, kısıtlamadım. Yani sabah, öğle, akşam, yani 3 öğün kötü beslendim diyebilirim. Bunun üzerine tabii ilk 3 ayda birazcık kilo da almaya başladım. Ardından tabii ikinci 3 aylık döneme geçtikten sonra bunu birazcık dengede tuttum ama ilk 3 ay tamamen şımarıklık yaptım. İkinci 3 aylık dönemde doktor kontrollerimiz daha da işte artmaya başladı. Çalışma hayatından hiçbir şekilde ben kopmadım. Yani normal çalışmama devam ettim. Herhangi bir sırt ağrısı, bel ağrısı problemleri çekmedim ikinci 3 aylık dönemde de. Günlük küçük egzersizler yapıyordum. İlk 3 ayda hiç spor yapamadığım için ikinci 3 ayda biraz daha kendinize geliyorsunuz, daha enerjiksiniz, biraz daha kendinizi buluyorsunuz. Esneme hareketleri, küçük stretchingler yapıyordum. İşte belimi rahatlatmak için, omurgamı rahatlatmak için. Kaslarım güçlü olduğu için de hani hiçbir zorluk çekmedim aslında. Herhangi bir ağrı, sızı. İkinci 3 ayımda da gayet rahattım. Şimdi 3. ve son artık trimesterdeyim. Bunda da biraz artık sanırım büyümesinden de kaynaklı hafif kaburga ağrısı ve kuyruk sokuma ağrısı çektim. Bunlarla ilgili de birkaç egzersiz vardı. Zaten daha önceden de benim uyguladığım. Onlardan faydalandım. Kilo artışı oldu. Çünkü ben ilk 3 ay çok fazla abarttım. Her şeyi yedim istediğim gibi. İkinci 3 ay ve üçüncü 3 ayda normal beslenmeme devam ettim. Yani kahvaltıda yumurtamı yedim, yulafımı yedim. Öğlen temiz bir şekilde işte ızgaramı yedim. Akşamları salatamı yedim. Yine de tabii ilk 3 ayda aldığınız kiloyu sonradan düşmüyor kesinlikle ve almaya devam ediyorsunuz. Ben toplam 19-20 kilo kadar aldım. Ama ya sporcu olduğumdan dolayı kimse bana 20 kilo almış gibi gözüküyorsun demiyor. Yani kas kütlemin fazla olmasından kaynaklı galiba. Doktorumla da bunu konuştum. 15 kiloya kadar alabilirsiniz, bu normal demişti. Ancak ben şu anda 19-20 gidip geliyorum aralarda. Çok az kaldı. Son dönemi almam diye düşünüyorum. Dikkat ediyorum. Bu arada deniz ürünlerinin hepsini çok severim ve çok tüketirim ben. Ancak bu dönemde içerisinde civa içerenlerden uzak durmaya çalıştım. Yani aslında hiç yemedim. Biraz zordu o kısmı gerçekten. Midye, işte kalamar, karides, bunlardan tüketmedim. Kısacası olabildiğince sağlıklı beslenmeye dikkat ettim. 3. en çok gelen soru da arkadaşlar, hangi vitaminleri kullandın, ne şekilde kullandın? İlk 3 aylık dönemde doktorum zaten folik asit takviyesine başladı hemen. Yoğun bir şekilde 400 mg'lık Vifolik'ti ismi sanırım. Tabii bu her hamile için değişebiliyormuş. Her doktorun önerdiği de farklı olabiliyormuş. İkinci 3 aylık dönemde de folik asit artı multivitamine başladık. Ama o multivitamin bende çok fazla kilo yaptı. Bir anda 10 kilo aldım, ne oluyoruz dedim hatta. Bilmiyorum, multivitamini ilk 3 aydan sonra ben kendim bırakmak istedim. Sonra da doktorun bırakabileceğini söyledi zaten. Son 3 ayda, yani şu anda da D vitamini alıyorum sadece. Demiri kesinlikle kullanmıyorum. İkinci 3 aylık dönemde demir takviyesi verdiğinde yani vücudumu tanıyamadım. Bir anda su topladım, ödem tuttum. Belki benim vücudumla alakalıdır, bilmiyorum. Ama onu kesinlikle bıraktım. Şu anda sadece C vitamini, magnezyum ve demir kullanıyorum. Son 3. ayımdayım. Yani kullanmayabilirsiniz aslında çok iyi beslenirseniz. Ama yine de tabii her aylık ben değerlerime baktırarak hangisi eksik, hangisi yüksek diye kontrollü bir şekilde giderek sadece bunları kullanıyorum şu anda. Diğer bir soru da günlük aktivitelerinde fiziksel olarak nelere dikkat ettiğimdi. Şöyle aslında ben yani kas kütlesi fazla birisi olduğum için bence spor eğitmeni olduğum için ya da yıllardır spor yaptığım için ben yukarıda uzandım, aşağıda uzandım, derste verdim, çalıştım da. Yani ilk başta tedirgin oluyorsunuz, bir ağırlığı alıp kaldırmayayım, aman aman diyorsunuz ama ben aslında her şeyi kaldırdım, yani bendim bu dönemde. Benim vücudumla alakalı olduğunu düşünüyorum ama kesinlikle ağır kaldırma, şunu yapma, bunu yapma, karşıya uzanma, aman dikkat et. Hani herkes bana bu şekildeydi, hatta öğrencilerimiz falan bile derslerde işte hocam biz takalım, bırakalım vesaire diye yardımcı olmaya çalışıyorlardı sağ olsun ama ben... Yani kor bölgemi kullanmayıp kollarımı kullandığım için belki de yani kol kaslarımı kullandığım için, bacak kaslarımı kullandığım için ders verirken hareketleri de gösterdim öğrencilerime. Onlara yardım da ettim. Yani 20-30 kilolu squat da yaptım, ne bileyim deadlift de yaptım. Çok şükür herhangi bir problemim, sıkıntım olmadı. Herhangi bir ağrısız da çekmedim zaten. Bir olumsuzluk da yaşamadım. Ben bunu yıllarca spor yapmış olmama bağlıyorum. Yani rahat bir hamilelik geçirdim aslında ben yani. Kolaydı benim için. İlk 3 ay uyumak dışında her şey kolaydı diyebilirim. En çok gelen soru, başından sonuna kadar gelen soru da şu, normal doğum mu, sezaryen mı? Şimdi bu konu biraz değişik benim için. Yani ben eminim bütün bayanlar için değişik ve zor. Doktorum kor kaslarım kuvvetli olduğu için, spor yaptığım için kesinlikle normal doğuma yatkın olduğumu söyledi. Yani rahatlıkla normal yapabileceğimi söyledi. Bu arada biz de normal düşünüyoruz zaten. Olursa, herhangi bir aksilik olmazsa. Sezaryen düşünmedim çünkü yani kesilmek istemiyorum, kor bölgemin kesilmesini istemiyorum. Ben spora başlamak istiyorum, ağırlık kaldıran bir insanım. Yani uzak kalamam yani spordan. Bu yüzden sezaryen benim için ikinci planda. Normal doğum düşünüyorum en başından beri. Eğer herhangi bir olumsuzluk olmaz ise normal yapacağız. Şu anda da zaten 3 kiloya yakın. Uzunluğu da 46 santim kadar boy uzunluğu. Herhangi bir aksilik olmazsa normalle sonuçlandırmayı düşünüyoruz. İşte 3 haftamız kaldı. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Normal doğum istememin bir diğer sebebi de açıkçası ben ilk yani doğumdan 1 ay, 1,5 ay sonra hemen egzersizlere başlamak istiyorum. Çok özledim çünkü spor yapmayı. Gerçekten özledim. Tekrardan eski formuma kavuşmak istiyorum. Umarım da böyle olur. Tabii yaşayacağız, göreceğiz.